Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle çok sevdiğim, çok özel bir konuğumla güzel bir söyleşi yapacağız. Hepinizin hoşuna gideceğini umduğum çok önemli, güzel konulardan bahsedeceğiz. Değerli konuğumuz, hepiniz zaten tanıyorsunuzdur. Sayın Erhan Kolbaşı, bizlerle hoş geldiniz diyoruz kendisine. Hoş bulduk Hakan'cığım. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Seninle sohbet etmek her zaman büyük keyif benim için. Bilgi hazinesisin sen. Çünkü, sağ ol, rica ederim. Hep beraber sizlerle. İnanılmaz doyurucu oluyor. Seninle özel sohbetlerimiz de öyle. İlk defa böyle bir platformda da şimdi bir araya geldik. Çok keyifli benim için. İnşallah imkanlar dahilinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Covid bizi sosyal medyaya yönlendirdi ister istemez. Her şeyde, her şerde bir hayır vardır derken kaçtığımız şeylerde bu platformları daha çok kullanmaya başladık. Bütün negatif gibi görünen olaylara yine bu gözlükle bakmak lazım aslında. Bizi nereye götürüyor, hangi yolları açıyor? Birilerinin belki bir negatif programı, planı olabilir ama sonuç itibariyle negatif de pozitife hizmet eder. Aynen öyle. Onun için biz de bu süreçten nasıl faydalanabiliriz, nasıl sağlıklı çıkabiliriz, kendimize neler katabiliriz bu süreçte onlara bakmamız lazım. Aynen öyle. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi Erhan Bey'in 4 tane kitabı var. Her biri birbirinden değerli bilgilerle dolu. Ama son kitabı Mutatio, herkese şiddetle okumasını tavsiye edeceğim harika bilgilerle dolan 4. Kitabın birazcık bilgisini de kendisinden rica edelim. Bu kitapta nelerden bahsediyoruz? İnsanlara neler anlatıyoruz kitabımızda? Hakan, Mutatio aslında bir üçlemenin sonuncusuydu. Yani bu bireysel temas üçlemesinin, işte kozmik dokunuşla başlayan, Nous'la devam eden bireysel temas üçlemesinin sonuncu kitabıydı. Bunu her zaman şey olarak planladım ben, başımdan sonuna kadar zihnimde planladığım bir program dahilindeydi. Bu olaylar yaşanıyor işte, bireysel temaslar diyoruz, fovakaları vesaire, dünya dışı zeka ile etkileşimlerden bahsediyoruz. Ama bu tesadüfi olan bir durum değil. Yani bir evet, sistematiği olan, bir formatı olan, bir şablonu olan bir mesele. Rastgele olan bir şey değil. Belli bir sisteme göre yapılıyor. Bunun negatifi de, pozitifi de. Hepsi belli kurallara uygun olarak iletişim kuruyorlar. Bu bizim aklımıza ne getiriyor? Demek ki bunun arkasında bir şey var. Ruhsal yasalar var. Bir takım evrensel ilkeler var. Varoluşsal ilkeler var. Ve bir proje, plan var. Belli bir plana göre etkileşim içindeler insanlarla. Hiçbir varlık sistemi rastgele gelip gitmiyor buraya. Onun arkasındaki ruhsal ilkeler nedir? Bunları, bu arka planı vermeden, bu zemini sağlam bir şekilde oturtmadan bu olayları anlayabilmemizin mümkün olmadığını hep düşünürdüm. Zaten ben biliyorsun şey olarak ruhsal bilgilerle yetişmiş biriyim. Yani Türk spiritüel literatürüyle yetiştirdik kendimizi gençliğimizden beri. İşte Ankara Ruhsal Araştırmalar Derneği'ne gittik, onları takip ettik vesaire. O kültürden gelen biri olarak da bu iki konuyu bir araya getirmek istedim. Mutatio'da da bunu naçizane başarmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu olayın birçok yönünü burada vermeye çalıştık ve bunun arkasındaki ruhsal ilkeleri de Türk spiritüel literatüründen aldığımız şeylerle, donelerle, verilerle, sadıklar planıyla bilgileri, özellikle ilahi nizam ve kainat bilgileri ve diğer verilerle, Ergün Arıktal'ın bize miras bıraktığı bilgilerle şey yaparak, zenginleştirerek, altyapısını kurarak vermeye çalıştığım kitaptı Mutatio. Mutatio dönüşüm, transformasyon demek Latince'de. Neden hep Latince isimler? Bunu da çok soruyorlar. Doğru, o Nous'la başladı. Çünkü Nous çok enteresan bir şekilde, bu tamamen sezgisel, hissel bir şey. Yani kitap İngilizce'ye de çevrilecek düşüncesiyle, uluslararası daha doğrusu olacak düşüncesiyle herkese hitap edecek ortak bir şey ne olabilir? Hani Batı'da yayınlanırsa Latince olur düşüncesiyle. En azından şeyleri, konu başlıklarını Latince yaptık. Aslında ben birkaç tanesini sadece Latince yapmıştım.
Sonra o düşünce gelişti. Yayın evinde hep birlikte oturduk. Onların tamamını netice yaptık. Sonra dedik üçleme işte in vitro novus mutatio. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani harika akılda kalıcı hem de uluslararası anlamda da bir akılda kalıcı bir şey olsun. Yani hepsi birbirini tamamlayan çok özel konulardan bahseden kitaplar. Heyecanla bir çırpıda okuduğumuz çok güzel bilgiler var içinde. Yani tebrik ediyoruz. Çünkü bence çok önemli bir konu var. Yani dünya dışı yaşam dediğimiz zaman UFO, işte uzaylı diye tabir edilen bir sistemin içine giren araştırmacılar genellikle bu çukurda kayboluyorlar. Başka bir dalla bağlantısını ve iletişimini pek ele almıyorlar. Siz hem ruhsal, spiritüel konulara bakış açınız geniş bir açıyla bakıyorsunuz, hem de dünya dışının varlıkları bu açının içinde değerlendiriyorsunuz. Bence burası çok önemli. Çünkü birbirinden ayırıp böyle kesitlere böldüğünüz zaman yani farklı sonuçlar, kısıtlı sonuçlar çıkıyor ortaya. Gerçeğe çok fazla yaklaşılmıyor diye düşünüyorum. Yani dünya dışı varlıklar meselesine izole bir şekilde bakamayız zaten. Onlar da varoluş içerisinde, varoluşsal katmanlar içerisinde hepsi vazifelenmiş, bir takım vazifeler üstlenmiş ve bizim gibi gelişmekte olan sistemlerde bilinç dönüşümüne katkıda bulunan varlık sistemleri bunlar. Ve onları bu yaptıklarını, bu etkileşimleri, burada yarattıkları dönüşümü de belli ruhsal yasalara bağlı kalarak yapıyorlar. Bunu nasıl anlıyoruz? Şimdi bu etkileşimlere baktığımız zaman hiçbir dünya dışı aracın ya da bir dünya dışı varlığın doğrudan işte aramıza gelip fiziksel olarak bizimle temas kurmaması, bir takım bize kaotik gibi gelen ya da irrasyonel gibi gelen faaliyetlerde bulunması kendilerini engelleyen ya da bir filtre görevi gelen bazı kanunların olduğunu gösteriyor. Evet. Yoksa burada bir kaos olurdu. Yani her varlık sisteminin temsilcileri işte istedikleri inerler, istedikleri şekilde etkileşim kurarlar, dünyanın evolüsyonuna karışırlar, işte ruhsal gelişimine müdahale ederler vesaire. Ya bunlar geçmişte olmuş şeyler tabii. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de sensin. Ama ben onların, o konuda da seninle çok hemfikiriz. Sen daha farklı bir yoldan yaklaşıyorsun ona. Ben daha ruhsal kanaldan yaklaşıyorum ama ikimiz ortak noktalarda hep buluşuyoruz seninle, biliyorsun. O müdahaleler hep olmuş. Ama onların da belli ruhsal ilkeler kapsamında yapıldığını ben her zaman düşünüyorum. O konuda seninle hemfikiriz. Genetik müdahaleler olsun, insan evrimine olan müdahaleler olsun. Bu devam eden bir süreç. Hiç bitmemiş, sona ermemiş bir süreç. Her zaman insan bilincine yaptıkları müdahalelerle ama sınırlı müdahalelerle ve o kurallar çerçevesinde yaptıkları müdahalelerle buradaki dönüşüme dengeyi sağlıyorlar. Haklı olmuşlar. Kendilerine verilen vazifeyi yerine getiriyorlar aslında bir ölçüde. Kendi tekamüllerini gerçekleştiriyorlar bizimle birlikte. Evet. Onlar için de bir deneyim sahası burası. Evet diyoruz yani burası bir zaten laboratuvar, dünya dışı yolu. Evet. Bayağı da karışık bir laboratuvar. İnanılmaz her karışık. Şey evrende belki bu kadar karışık bir laboratuvar, bu kadar kompleks bir deneyin yapıldığı, genetik karışımın bulunduğu bir sistem var mıdır bilemiyorum. O yüzden önemli belki. Ama onun önemi çok yüksek. Bir galaktik kütüphane gibi, bir genetik kütüphane gibi bir gezegende yaşıyoruz. Ve dediğim gibi işte bu ruhsal ilkeler çerçevesinde bir takım kanunlara bağlı olarak ama bazı özgürlüklere de sahip olarak bizim yaydığımız enerjiye de bağlı olarak tabii. Hepsi negatif enerji yayanlar daha negatif tarzda, pozitif enerji yayan insanlarla daha pozitif tarzda, benzer benzeri çeker ilkesine uygun olarak bir takım temaslar devam ediyor. Şimdi mutatyoda şey var ağırlıklı olarak tabii bir de. Bizim Dünya Dış Temas Araştırması olarak bu oluşum çerçevesinde yaptığımız Türkiye çapında yaptığımız bir istatistiksel çalışma var. Evet, harika bir çalışma. Araştırması yaptık. 800-900 civarında temas yaşadığını söyleyen insan katıldı buna. Orada bir sosyal araştırma metodolojisiyle bunları, bu verileri topladık, bir araya getirdik.
ve onların anlatımıyla ortaya çıkan manzarayı bu varoluşsal, ruhsal yasalar çerçevesinde açıklamaya çalıştım kitapta. Türk spiritüel literatürü çerçevesinde bu konunun bu şekilde işlendiği ilk çalışma olduğunu biliyorum. Umarım ilgilenenlere iyi bir hizmetimiz olmuştur. Gerçekten çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki bu konulara genel olarak deniz açması, uydurma, tabii, işte tabii. Dinimizce caiz değil. Bunlar işte şeyler, negatifleri, reptillerin işte konuları filan, siz oralara giriyorsunuz filan diye çok yanlış bir algı var. Ve siz bunu yani bilimsel literatüre uygun bir şekilde Türkiye'de ilk defa, bu topluluğun kurulmasında da çok büyük yemekleriniz oldu. Zaten içinde çalışmalarınız devam ediyor. O topluluğa da selam olsun buradan. Hepsine selamlarımızı söyleyelim. Ya çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı. Burada bu konuların aydınlanması, yani bilen insanların ülke genelinde, yani dünya literatürüne uygun bir şekilde incelenmesi gerçekten çok önemli, takdiri şayan bir durum diyorum. Ve burada şunu sormak istiyorum sizlere. Bu spiritüel, ruhsal yaklaşım ve dünya dışı, şimdi elle tutulur, gözle görülür fiziksel bir uzaylı dediğimiz, UFO dediğimiz, dünya dışı araç dediğimiz, bunlar fizikselleşebilen ya da fiziksel olan, çünkü tek tipte değiller, tek yerden gelmiyorlar, tek türe ait değiller, tek çeşit değiller. Kesinlikle. Yani işte prob biçimli ana gemilerinden tutun da ondan sonra tek kişilik, iki kişilik küçük gemilere kadar, sayısız, ya da insansız işte futbol tabii. Topu gibi metal benzeri yapılarla işte o ekin çemberlerinin çizilmesinde kullanılan bir sürü şey kayıtlara geçmiş durumda. Yani bunlar biz nereden biliyoruz? İşte söylüyorlar, bazen eleştiriler de alıyoruz. Siz de alıyorsunuz, ben de alıyorum. İşte sen müzisyensin, ne anlarsın? Öbürü diplomat, nereden UFO bu kadar bilgiye erişiyor? Kendi binmiş mi, görmüş mü gibi böyle acımasız eleştiriler geliyor ama çok şöyle bir şey geliyor, evet. Ya bunlar onlarca değil, yüzlerce, binlerce değil, artık milyonları aşan insanlar bunları ortak bir dilde, hiçbir bağ olmadan dünya genelinde bu konulardan bahsediyorsa artık bunlarda bir tutarlı bir ortak payda olduğunu düşünerek, bunları kıyaslayarak artık bunları doğru saymaya, literatüre almaya başlıyoruz diyelim. Şimdi burada şu şeyi sormak isterim. Dünya dışı, fiziksel yaşam ve spiritüel yaşam arasında çok kafa karışıklığı var. İnce bir çizgi var. Yani uzaylılar cin midir, melek midir? Yani Cebrail bir uzaylı mıdır, melek midir? İfrit, iblis, şeytan gibi dinsel konularda, özellikle semavi dinlerde ve diğer dinlerde de var tabii ki böyle varlıklar. Bütün mitolojilerde, dünyanın her yerinde bahsedilen metafizik ve fiziksel varlıklar var. Şimdi bunlar zaman zaman uzaylılarla bir araya geliyor, birbirinin içine giriyor. Sonra bakıyorsunuz Anunnaki meselesi günümüzde çok popüler oldu. Bilen bilmeyen herkes bu konuda yorum yapar oldu. O konuda çok ve, şey var, kirli bilgi var. Evet, bu konuda evet. Nasıl bakıyorsunuz? Yani Anunnakiler fiziksel midir, metafizik midir? Ondan sonra ya da bu dinsel kaynaklı verilen şeyler, melek, cin, iblis dediğimiz, şeytan dediğimiz şeyler acaba uzaylı olabilir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçmiş kayıtlardan yola çıktığımızda ki mutatörde bazı geçmiş kayıtlara ilişkin temas olaylarına yer verdiğim bir bölümde. Şimdi şöyle anlatıyorlar, tarihsel kayıtlara geçmiş. Tarih tutucular tarafından. Bir anda ben diyor göğe yükseldim diyor. Cennet gibi bir yere gittim diyor. Bembeyaz içerisi diyor. Şimdi günümüzde anlatılan mesela temas olaylarında gemi içerisi şeyine o zamanın mantığıyla, o zamanın diline uygun şekilde anlatmış. Etrafında diyor melekler vardı diyor. Bembeyazım çünkü enerji bedenleri ışıyan varlıklar tabii. Var. Neden? Yüksek buradaki frekans. Üç boyut evrenindeki deneyimini tamamlamış, yüksek frekansla daha ince, daha süptil, daha akışkan ve ışıyan bedenlere enkarne olmuş varlıklardan bahsediyor. Melek diyor. 500 yıl, 600 yıl, 1000 yıl öncesinin anlayışıyla bunlar ancak kelime haznesi bakımından söyleyebilecekleri şeyler sınırlı. Melek diyebilir. Ben
Tabii dinlerdeki melek meselesine girmek istemiyorum. Ayrı bir konu. Tabii. Belki ilahiyatçıların daha rahat cevap verebileceği bir konu olabilir. Ama melek meselesi tarif bakımından o zaman ifadeleri gibi bizde şu an temas olaylarında karşılaştığımız varlıkları çağrıştırıyor. Evet. Hem de çok net şekilde. Tabii birçok başka şey de var. Bir ışıkla, gökten gelen bir ışıkla, meleksi bir ışıkla yükseldim diyor. Şimdi biz onu farklı bir şekilde anlıyoruz. Aracın altından inen bir taşıyıcı ışık sütunuyla yer çekimini yok ederek. Bir şekilde. Orada tabii şeyi değiştiriyor. Oradaki alansal bir değişiklik yaratıyor. Ve mesela yukarı alıyor gemiyi bir şekilde. Enerji bedeniyle alıyor, fizik bedeniyle alıyor. İkisi de mümkün. İkisini de yapıyorlar zaten. Ve karşımızdaki varlık bizimle aynı realiteyi, aynı boyutsal durumu paylaşmayan bir varlık. Aslında her iki realitenin bir araya gelmesi için bir arayüz lazım. Hı hı. Ortak bir noktada buluşulması gerekiyor. Onlar biraz titreşimlerini düşürüyorlar. İşte aracı aldıkları veya temas kurdukları kişinin, temasçının da titreşimlerini biraz yükseltiyor. Bir ortak alanda buluşuluyor. Ve zaman da yine aslında ortak bir şeyde titreşimler değiştiği için bize göre çok hızlı işliyor. Zaman onlar değişiyor. Belki kat kat yavaşlayarak tabii. O seviyeye inmiş oluyorlar. Ne yapıyorlar? Aslında varlıklar ilk önce şunu yapıyor. Sol beynin, sol beynimizi, sol beyin yarım küresini deaktive ediyor. Deaktive ediyor. Buradan analitik zihin, rasyonel zihin devreden çıkıyor. Sağ beyin aktif. O realiteye yükseldiğiniz zaman, farklı bir varoluş alanına yükseldiğiniz zaman o varlığı tam öz formuyla aslında göremiyorsunuz. Çünkü varlığın kesin bir formu da yok birçok şeyde. Enerjetik mesela, varlık. Enerjetik bir form. Yani bir takım şeyle, bilinciyle, kendi düşüncesiyle, bilinciyle, bilincini şeye, formuna yansıtarak bize istediği gibi görünebilen bir varlık sistemiyle de karşı karşıya geliyor. İşleri çok karıştırıyor tabii. Çok karıştırıyor işi. Aynen. O noktada artık kesin şekillerden, kesin formlardan, fizik formlardan bahsetmek çok zor. Elbette belli formlar var, temel formlar var evrende ama şimdi oradaki karşılaşma da bazen temasçının zihnindeki varlık algısı karşı tarafa yansıyor. Evet. Onu temasçının zihninden çekiyor. Onu kendisini nasıl rahat hissedebilecekse o formda da görünebiliyor. O bakımdan çok zorlu bir konu. Hakikaten kaygan bir zihin. Evet, ayırt etmek çok zorlaşıyor. Evet. Mesela UFO meselesinde de öyle. Yani devasa bir gemiden bahsediyorsunuz. Ama temasın başlangıcında küçücük bir ışık topu halinde geliyor. Yani orada bir uzay zaman mekan bükülmesi, bir karışıklık var. Şey yok. Kesin bir mekan, kesin bir zaman algısı yok biliyorsun. Orada o enerjiler o şeyi, alanı bozuyor. O bizim lafı, üç boyutlu fizik alanını bozuyor. Vallahi keseceğim burada. Aslında yani mesela Kur'an'a baktığın zaman devenin iğne deliğinden geçmesi gibi bir tabir kullanıyor. Evet, mesela evet, bu evet. Oluncaya kadar kıyamet kopmaz diyor ki bu koca geminin ışık noktası şeklinde geliyor derken solucan deliklerini artık günümüzde aklımıza getiriyor. Bir ışık olarak, bir noktacık olarak bir boyuttan başka bir boyuttan gelip o küreyi büyüterek kendi gerçekliğini buraya taşıyabilen kesinlikle kendi olaylar var diye düşünüyoruz. Kendi gerçekliğin kendi alanını yanında taşıyor aslında. Evet. Şimdi burada ancak bu şekilde belirebiliyor. Şimdi temasçı diyor ki ya küçücük bir ışık formu diyor. İçine girdim diyor. Stadyum kadar büyük bir gemi diyor. Burada demek ki sadece zamanı değil, mekanı da değiştirebilen bir şeyle karşı karşıya, olguyla karşı karşıya. Bunun mesela inanç sistemlerinde de birçok destanla da her yerde bunları aslında görmek mümkün ve artık ben sizler gibi bu işe objektif yani geniş açıyla bakan insanların çalışmalarıyla bu konularda artık daha geniş açıyla inanç sistemlerini tekrar ele almanın vakti geldiğini düşünüyorum. Şu söylediğiniz şeyin aynısı mesela Hazreti Musa için geçerli. Biliyorsunuz Sina Dağı'nda işte Yahveh'le beraber bir iletişimi oluyor ve 40 gün 40 gece
orada ortadan kayboluyor. Ve geldiği zaman çok enteresandır. Bugün sosyal medyada da paylaştım. Hatta hiçbir yorum yapmadan bakalım insanlar bunu nasıl algılayacak diye bir deney yaptım kendi çapımda. Hı hı. Sosyal medya deneyi. Michelangelo'nun şeyi var. Bir çok ünlü bir heykeli var. Bayağı böyle 2,5 metre, 3 metre ebadında. Hazreti Musa ama boynuzları var. Boynuzlu olan herkes tabii. Şimdi onu koydum. Herkes vay işte sen hakaret ediyorsun Hazreti Musa. Ya hakaret etmiyoruz. Hı. Buradaki şimdi onu eleştirmek değil. Şey evet. Hı. Şimdi Tevrat'ta geçen ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şey oluyor. Orada 40 gün geçiyor ama belki aslında 10 dakika geçirdi. Burada 40 gün geçiyor. Ve o 40 günde aynen zaman farkı olduğu için, mekan ve titreşim farkı olduğu için tabii ki manyetik alanda farklılaşıyor. Hı-hı. Ve Musa, Hazreti Musa Yahve ile görüşüp buraya geri geldiği zaman bütün yani yazılı yüzlerce şeyde var, ışıklar saçıyor. Bakın, ve o boynuz aslında ışık aynen. Demeti olarak da gösterilir biliyorsun. Bütün resimlerde tabii. Işık bazı demeti olarak ışık yani demetidir. Şuradan aynen şöyle tabii. İşte 30-40 santim kadar uzayan hafif evet, kalisli evet, evet. Bir şey var. Yani bu onu kötülemek, karalamak için değil, herkesin onun takipçilerinin anlattığı ifadelere dayanıyor. Ve bunu heykelini yapmak için de nasıl yapacaksın? Işığını, heykelini tabii ki o çıkıntılar boynuza dönüşmüş evet. Olarak yapılıyor. Başka ben şeye ay kültürüyle alakalı mıdır diye düşünülen bir şeydi o mesela. Ya o şöyle iddialar var. Anunnaki soyundan geliyordu, onların hepsi boynuzlu falan diye. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani Anunnakiler melez. Yani boynuzlu olanı vardır değildir o ayrı konu ama hepsi boynuzludur diye evet şey yapmaya fikrine kesinlikle karşıyım. Şöyle bir şey var. Aurasının çok yüksek titreşimde frekanslara maruz kaldığı ve o manyetik alana maruz kaldığı zaman o çıkan torus şeklindeki aurasının çıkış yerlerindeki frekans bizim artık 400-700 nanometrelik görünür ışık frekanslarına girecek kadar yükseldiği için gözümüzde oranın çıktığı halini görüyoruz. Ama çıktıktan sonra enerjisini kaybettiği için bir müddet sonra frekans düştüğü için görünmez hale geliyor. Sadece boynuz gibi iki tane ışık demeti görüyoruz. Şimdi bu gözle baktığımız zaman bakın ne kadar bilimsel, kesinlikle mantıklı. Şimdi hem inanç sistemlerinin içinde bilim ve mantık var. Yani işte biri diyor boynuzu bir dalga geçiyorlar. Böyle hemen kötüleyip karalayıp bir yere gitmeye çalışıyorlar. Hayır, bunlara bilimsel olarak yaklaşmamız lazım. Dünya dışını da işin içine katmamız lazım. Ve bu işleri açıklarken sadece dünya dışını araştıranlar var. Dinlerden, hiç inanç sistemlerinden haberdar değiller. Ve hiç araştırma gereği de duymuyorlar. Ben bunu da yanlış buluyorum. Bütün bu bilimlerin multidisipliner olarak kesinlikle. Birbiriyle tutarlı, örtüşüyor evet, evet, bir evet. Şekli olması gerektiğini hiç düşünüyorum. Hiçbir birbirinden izole konular kesinlikle, değil. Kesinlikle, kesinlikle. Konuşuyoruz. Evet. Bir de şimdi bana da soruyorlar bazen işte şu aralar yapamıyoruz ama hani, konferanslarda şu, vesaire daha hani, dindar, muhafazakar dostlar. Ya bu işte dinlere zarar verir mi bu işler bizim inancımıza? Tam hayır, aslında. Daha yüksek perdeden, daha geniş bir açıdan, perspektiften göreceksiniz. Herkes kendi inanç sistemini daha geniş açıdan görecek, bakacak, şey yapacak, algılayacak. Ya mesela benim aklıma şu geldi, sen dinlerdeki bazı şeylere, olgulara bu açıdan bakalım derken. Hı hı. Şimdi mağara meselesi vardır. Yani, evet. İşte Tibetli rahiplerden tut da büyük spiritüel ruhsal üstadlara kadar, büyük ruhsal öğretmenlerden peygamberlere kadar hepsinin bir mağara şeyi serüveni var. Serüveni var. Hazreti Muhammed'de Kur'an'la ilgili. Tabii çok önemli yer tutar mağara. Yedi uyurlar. Şimdi yeni bilgilerle bakıyoruz. Günlerce, aylarca mağarada kalan bir kişi karanlıkta oturuyor. Tamam. İki gün sonra beyin DMT salgılamaya başlıyor. Çünkü şey karanlıkta tamamen karanlıkta. Biz önce geçiyor. Melatonin salgılıyor, ondan sonra DMT salgılamaya başlıyor. Ondan sonra beşinci günde ya da birinci haftada şeydeki beyindeki DMT seviyesi yaklaşık 25 miligrama çıkıyor. O karanlık kavramı, karanlık olgusu ortadan kalkıyor ve işte bir takım astral projeksiyonlar ve ışıklar görmeye başlıyorsun. Aydınlanma oluyor. Aydınlanma başlıyor yavaş yavaş şey. Çünkü sol beyin
çekiliyor. Beş duyu organı artık dünyasal, rasyonel, evet. Analitik zihin kendisini çekiyor. Sağ beyin tamamen işi üstlenmeye başlıyor. Ondan sonra kızıl ötesi ve mor ötesi ışınları da görmeye başlıyorsunuz. Ve nihayetinde kaç hafta sonra tamamen birlik ve bütünlük duygusuyla o hiperfizik alana ulaşıp oradan artık bilgiler akmaya başlıyor. İletişim kanalı açılmaya başlıyor. Şimdi işte bu bir ipucu. Buradan bakmak lazım. Tasavvufta da şimdi aslında bizde başka şeyler kapıda. Aynen uçuyor. Mesela bu söyledikleriniz aklıma ilk getiren şey çilehaneler vardı. Çilehaneler bravo. Yani toprağın altına giriyorsunuz günlerce. Ne yapıyor? Hatta aç susuz kalıyorsunuz. Neden? Çünkü toprağın altına neden giriyor? Odaya kilitlemiyor kendini. Dış uyaran topraklanma frekanslardan ve tüm diğer frekanslardan, sesten, ışıktan, dış uyaranlardan kendisini topluyor. Enerjilerden, diğer insanların tabii. enerjilerinden soyutlanıyor. Ve sadece kendi frekansıyla baş başa kalarak o frekansı kontrol etmeyi öğrenme. Şimdi kesinlikle çok güzel. İnanç sistemlerinin de altyapısına baktığın zaman aslında aynı şeyden bahsediyorlar. Ben bütün dinleri incelemeye çalıştım elinden geldiğince. Çünkü 4500'ün üstünde din var dünyada. Yani çok da geniş bir bilgin var bu konuda. Sağ olun. Ama en önemli, yani en önemli önemini neye göre belirtiyoruz? Herhangi bir taraf tutarak değil. Dünyada kabul görmüş yoğunluk sıralamasına göre onlara daha çok şey yaptık. Tabii ki yöneldik incelerken. O şekilde inceledim ve semavi dinler ve dolayısıyla Kur'an'ın bulabildiğim 27 tane tüm meallerini okuyarak bu şeyleri aradım içinde. Ve o kadar çok bilimsel, o kadar çok dünya dışı şeyden bahsediyor ki yani bana göre %70'i dünya dışı sistemlerden, yaşamlardan, işte varlıklardan, boyutlardan, kuantumdan bahsediyor desem hiç yalan olmayacaktır. Ve bu gözle baktığınız zaman Kur'an'da mesela insan olmayan varlıklardan bahsediliyor. Şimdi İslam'a inanıyorsak, eğer biz İslam'ı gerçekten kabul ettiğimizi iddia ediyorsak o zaman bunları incelememiz lazım. Yani bir kere Müslümanlık adına. Hristiyansan da İsa göğe yükseldi. Nasıl yükseldi? Hristiyansan da bunu incelemen gerekiyor. Museviysen bunu incelemen gerekiyor. Yani tüm semavi dinlerde ateizm ve paganizmden tutun satanizme kadar tamamı dünya dışı varlıklardan bahsediyor. Yani siz ateist de olsanız bunun kültürünün aynı yerden kaynaklandığını göreceksiniz ve bu araştırmayı yapmak zorunda kalacaksınız. Bunu sınırlandırmadan yaptığınız zaman çok önemli bilgiler açılıyor. Yani mesela oradaki varlıklar, boyutlar o kadar net ki Kur'an'da mesela işte gök 7 katman deniyor. Neden 15 değil, 25 değil de 7? Bunu bilimsel olarak incelediğiniz yani zaman frekanslarla tabii kesinlikle frekans bilgisiyle neler çıktı? Zaten ben. Tabii ki. Yani bunların inşallah işte bir kitap çalışmasına başladım. Tüm bunların frekanslar üzerine oturtulmuş kozmik bir kuantum altyapısıyla bizlere verildiğini ama algı tabii. seviyesinin 1400 sene önceki 1400 sene bir çöl yani medeni ortamında hikayeleştirilmek ve insansılaştırmak zorunluluğunu tabii. ortaya koyarak bunları incelediğimiz zaman inanılmaz şeyler çıkıyor. Türk mitolojisinde ne vardır gök katlıları meselesi? Tabii. Bunların hepsi o boyutsal olgulara dayalı olarak. Ya bu sadece Türkiye'de Müslümanlıkta da değil. Bilgiler. Şimdi Hindistan'a gidin, Mahabharata, Ramayana sürekli gökyüzünde tanrıların savaşından bahsediyor. Ve burada Vimana denilen uçan cisimler var. Ki bana göre Vimana'nın Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı Tahir. Herkes kuş diyor ama lütfen Arapça karşılığına baksınlar. Tahir kelimesi tekil, Tahir çoğul olarak Arapça'da yani akıllı bir şekilde gökyüzünde uçabilen cisim anlamına geliyor. Bakın kuş ikinci anlamı. İlk anlamı bu. Niçin ilk anlamını es geçiyorsunuz da ikinci kuş anlamını tercih ediyorsunuz? Neden? Siz ona işte Ebabil kuşu dediğiniz anda ayaklarında taşıdığı çakıl taşı oluyor. İşte düşmanın ismi yazan çakıl taşı düşmanlarını yok ediyor. Ama eğer siz ilk anlamını verdiğiniz zaman kelimeye bakın bir kelimede neler değişiyor? Tayra. Dünya dışı bir yani o bilinenin haricinde diyelim illa dünya dışı içi agartası boyutlarası onlara girmeyelim ama uçucu bir cisim var ve düşmanlarının ismi yazılı
özellikle yapılmış, şekillendirilmiş yani doğal olmayan bir şey taşıyor ve bunu atıyor, o gidiyor düşmanını buluyor evet. ve yok ediyor. Bakın bugün güdümlü füze bunun karşılığı. Ve bu kuş güdümlü füzeyi taşıyamaz. Tayran Ebabil denilen boyut kapılarının açılmasından dünyamıza gelmiş dünya dışı araçlardan bahsediyor. Bunun mitolojisinde de vardır bu. Vimana diye işte geçiyor ya, ve bunların şey, o yok onda o kutsal kuşla Garuda. Ha, evet. Garuda kuşu da o da kutsal şey yapar, taş atar. Aynen. Bombardıman gibi atıyor, ok atıyor birbirlerine, ışın atıyorlar. Tanrılar birbirleriyle ama hepsi gökyüzünde tabii. oluyor. Gökyüzünde yani oluyor. Bunlar biliyorsun orada basit güvercinlerle geçenlerde senle de konuştuk hatta. Mahabharata'da Vimanalarla ilgili şeyi söyler. Çalışma prensiplerini anlatır. Tabii çok detaylı. Ve Civa'dan bahseder. Evet, Civa ile çalıştığından. O Amerikalıların yaptığı o antigravite aracı üçgen şeklindeki TR-3B yüksek basınç altındaki Civa plazmasıyla çalışıyor. Çok enteresan. Hakikaten enteresan. Şimdi bak, bunları şimdi biz bunları efsane deyip deli saçma deyip elimizin tersiyle iterken maalesef ki bizim gavur diye tabir ettiğimiz insanlar hani beğenmeyip de o deli saçması bu gavur filan ortada bir tutuculuk var maalesef. Bu tutuculuktan biz birçok şeyi kaybediyoruz. Sonra tepenizde Aurora TR-3B'ler uçarken, evet. gezinirken siz burada saçma sapan şeylerle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bunları araştırıp bu bilimsel sonuçlara, bilimsel insanlık tarihini, kuantum fiziğini ilgilendiren sonuçlara ulaşmak varken maalesef çok sığ sularda boğuluyoruz gibi geliyor. İnşallah bu değişecek bu. Evet, değişecek. Çok hızlı bir uyanma ve bu konularda bilginin arttığını görüyorum. Çok seviniyorum buna. Ben senin seminerlerini de biliyorum. Paylaşımlarını, fikirlerini. Bu konuda çok önemli açılımlar getiriyorsun. Yani hakikaten yani Türkiye'deki en önemli araştırmacılardan biri olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok büyük hizmetlerim var, olacak. Bunları kitaba dökmeni de ben bekliyorum. Çünkü İnşallah. Muazzam çalışmalarım var. Biz işte seninle biraz önce dosyalarına da baktık. Hakikaten olağanüstü. Hayranlıklayız. Hakikaten çok ben heyecanla bekliyorum. Yani bunları kaç cilde sığdıracaksın bilmiyorum. Ama onun sözünü veremiyorum. Bayağı bir cilt tutacak. Orası kesin. Ama benim ilk çalışmam şu olacak. Frekanslar evrenin yapı taşı. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Bütün bilim insanları ve Tesla söylüyor. Evreni anlamak istiyorsanız frekansları çözeceksiniz diyor. Einstein de aynı şeydi ve tüm sisteme baktığınız zaman üst boyutlara gittiğiniz zaman aynı piyanonun oktavları gibi. Buraya benzer bir iletişim şekli var. Oranlar birbirine benziyor ama frekanslar farklı. Frekans farkı demek zaman farkı demek. Frekans farklılaşınca, zaman farklılaşınca mekan da farklılaştırıyor demek ve zaman ve mekanı değiştirdiğiniz anda enerji ve manyetiği de farklılaştırdınız demek. Yani bu nasıl oluyor? Siz daha iyi bilirsiniz. Brezilya'da askeri bir bölük gece eğitim yaparken bir UFO geliyor, bir ışık görüyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. İşte o ışık yüzmesi geliyor, bunların komutanını alıyor. 15 dakika sonra işte bakıyorlar sağda solda, tekrar görüyorlar ışığı. Ondan sonra ışığın geldiği yere bir gidiyorlar. Komutanın sakal 4 günlük. Şimdi 15 dakikada 4. Şimdi zaman boyutun değişebildiğinin göstergesi. Onlar şu zaman şeyi çizgisi değişiyor. Paralel tabii. zamana kaydığınız olaylar var. Mesela bizim temas olaylarında kadın işte bir şey yaşamış varlıklarla az önce. Eşiyle telefon teması kuruyor, konuşuyor, mesajlaşıyorlar. Eşi eve geliyor, telefonlara bakıyorlar, hiçbir şey yok. Eşi de hatırlamıyor böyle bir konuşma olması. Senle konuşmadık diyor. Telefonlara bakıyorlar, karşılıklı mesajlar yok ortada. Şimdi farklı bir zaman çizgisine, timeline ve kayılan durumlar var. Burada tabii kuantum fiziğini biraz temel anlamda bilmek gerekiyor. Çünkü o eşiyle konuştuğu ve konuşmadığı ve bunun gibi birçok sonsuz alternatifin tabii, aynı anda ayrılmış, evet, sonra tekrar birleşmiş. Kesinlikle yani hepsinin eşit değerde geçerliliği ve gerçekliğinin olduğunu biz sadece hangi zaman bunun üstünden aktifleştiriyorsa onu sürekli yaşadığımız için bize zaman tekmiş evet. gibi geliyor. Ama aslında zaman tek değil. Yani Tesla'nın çok önemli bir sözü var burada. Ben geçmişin, geleceğin ve şu anki anı hepsinin aynı olduğu bir şeyi yaşadım, deneyim yaşadım diyor. Hepsini aynı anda görebiliyordum diyor. Tabii bak temasçılar da aynı şeyi söylüyor. İşte yani belli bir anda zihin
bloke olup kendi öz varlığına, daha öz benliğine daha yaklaştığı anda, temas sırasında genişlemiş bilinç haline ulaştığı anda şunu algı böyle, açılıyor. Bütün varoluşta bir olduğumu hissettiğim bir an yaşanıyor. Evet. Orada da işte geçmiş yok, gelecek yok. Sadece anlar var. Ardışık anlar var. Aslında bunda öyle bilimsel bir taraf var. Sözümüz kesin. 10^-43 yanılmıyorsam bu anın bilimsel olarak araştırılmış hali. Yani bir saniyeyi 10^43 tane sıfıra böldüğünüz zaman artık daha, yani videodaki fotoğrafa ulaşıyorsunuz. O fotoğrafı artık daha da yavaşlatıp başka bir şey, kare elde etme şansınız kalmıyor. Ve evrenin bu anlardan oluştuğunu artık kuantum fizikçileri, bilim insanları kendileri söylüyorlar. Kuantum fizikçilerin çok enteresan açıklamaları var ve şu an klasik fizikçileri neden bunun bakışa bu kadar uzak durduklarını anlamak çok zor. Max Planck, yani kuantumun babası, yani madde, fiziksel madde, fiziksel evren ikincildir diyor. Esas olan bilinçtir diyor. Yani bilinç olmayınca fiziksel madde yok. Bir epifenomendir diyor madde dünyası için. Yani bunu söyleyen kuantum fiziğinin babası. John Wheeler yine aynı şekilde. Yani biz bir katılımcı, gözlemci olmadan katı gerçeklikten, fiziksel gerçeklikten bahsetmemiz mümkün değil diyor. Evet. John Wheeler. Bir algılayan olması gerekiyor. Adam gerek. Solucan deliklerinin babası, kara deliklere isim, tabii kara bu konu isim babası. Konu çift yarık olayını serisi, gündeme tabii getiriyor. Hani, bütün bunlar olurken artık yeni fiziğin iyice kök salması gerekirken, öyle düşünüyorum. Hala sistemin direnç göstermesi üzücü. Ama her konuda bence o direnç gösteriliyor kasten. Evet. Maalesef ki. Yani sadece bilim konusunda değil. Yani bir ana akım diye bir şey oluştu. Yani maalesef bu ana akım denilen oluşum neyse ve çok üzücü, kontrol arkadaşlar altında tutuluyor. Evet, evet, evet. Ve at gözlükleriyle bakmaya zorlanıyor. Bilimin her alanında. Sadece bilim değil. Bu inanç sistemlerinde de böyle. Tarihte de böyle, tabii, arkeolojide de böyle. Tabii. Ondan sonra işte yani bakıyorsunuz buraya, o sistemin dışına çıktığınız zaman oradaki herkes size saldırmakla meşgul oluyor. Yani herkes işiyle meşgul olacağına birbirine taş atmayı tercih ediyorlar. Evet. Yani bakıyorsunuz bunların çok büyük zararı olduğunu düşünüyorum. Neden? Evet. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki, ben de akademisyenim. Ha onu da söyleyeyim. Vurmalı çalgılar öğretim görevlisiyim. Hani oradan taş atıyorlar ya, yok kendini arkeoloji profesörü olarak işte gösteriyorsun, akademisyen gösteriyorsun. Sen onların yapamadıklarını ya öyle bir iddiam o zaman. O boşluğu siz doldurun. Sen doldurmak durumunda kalıyorsun. Yani bu merakımızı bu şekilde gidermek, evet, yani ben futbol maçı, dizi, film izlemeyip bunları araştırıyorum diye maalesef suçlu çıkacağım neredeyse. Böyle bir bakış açısı var. Ama ben diyorum ki artık teknoloji herkesin cebinde. Evet. At binenin, kılıç kuşananın. Ve şöyle bir olay bilgi var. Bilgi herkesin malı. Tabii yani bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Ama ayırt etmek zorlaştı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Artık o ana akımın iddia ettiği şeyler çok yakında aslında çöktü. Ama çöktüğünü herkes yakında görecek. Evet. Nedir bu? Yani tarih olarak da çöktü. Yani diğer kavramlarda da çöktü. Ne oldu? Göbekli Tepe, 6000 yıllık tarihten bahsediyordu. Şimdi Göbekli Tepe açıldı, 12.000 yıl. Yarın 52.000 yıla geri gitmeyeceğini nereden bilerek bu kadar kesin ve katı gözlükler bakıyor? Çok ve bu 50 sene, 100 bin sene öncesine gittiği zaman, oradaki yapıları, mimarileri, enerjileri, o olayları gördükleri zaman, bunun dünya dışıyla bağlarını açıklayamayacağı kesinlikle arkeolojik buluntular da olacak ki. Olacak. Bana göre zaten bunlar on binlercesi mevcut. Nedir bunlar? Mısır piramitlerine bakalım, Keops'un mezarı diyenleri bir araştırsınlar. Kimlermiş? Hangi cemiyetlerin üyeleriymiş? Nasıl bir sahtekarlıkla bu hala bize bunlar derslerde bu şekilde okutuluyormuş? Gerçek tarihi neymiş Mısır piramitlerinin, Sphinx'lerin? Gerçek herkes, fonksiyonu neymiş? Fonksiyonlarına tabii fonksiyonu geleceğiz. Fonksiyonu neymiş? Yani muazzam bir... Sadece Mısır'da mı? Türk piramitleri, yani, beyaz piramitler, tabii, Bosna piramitleri gittik, inceledik. Yani, ondan sonra... Neden piramit? Yani neden piramit? Neden, niye silindirik bir yapı değil? Neden? Küre değil de yani piramit. Bazı geometrik şekillerin belli enerjileri, belli frekansları çektiğini artık bilen biliyor. Ya şey...
Fransız bir yoğurt üreticisi var, şey almıştı galiba piramit şeklinde bir kabın patentini aldı. Çünkü yoğurt bayatlamıyor çünkü. Kesinlikle. Adamlar biliyorlar. Onun tabi belli ölçüleri var biliyorsun. Yani o belli bir formatta yapılıyor ancak belli ölçülerde. Hatta çok enteresan bir şey var. Kanadalı mimarlar piramide yakın bir şeklin, aslında trapezoid şeklindeki bir odaya yerleştirilen akıl hastalığının, özellikle şizofrenlerin çok hızlı iyileşme gösterdiklerini söylüyor. Yani belli yapılar belli enerjileri çekiyorlar. Aynen. Geometrisel. Ya bu bilimsel bir şey. Yani böyle bir hurafe ya da deli saçmalığı değil. Asla. Bunu Ruslar da yaptı. Biliyorsunuz. Tabii, biliyorum. Çok piramitleri biliyorum. Araştırmak için devasa böyle fiberden, içi boş yani beton ya da şey de değil. Ama çok yüksek böyle ne bileyim 50-80 metre belki. Daha yüksek, daha şey, Keops şeyinde değil. Şekli öyle değil. Daha ince, ince uzun. Daha ince uzun. Evet, Alexander daha açıklı. Balotya. Orada ne oldu? O dönemden sonra uçakların geriye bütün hepsinin manyetik elektronik şeyleri cihazlar arızalandı. Hatta iki tabii. tane pervaneli uçak orada kaza yapıp düşünce tabii. ondan sonra bilimsel komiteler kuruldu. Ya dediler ya, Rus Bilimler Akademisi tabii. girdi devreye. Aynen. Bilimsel olarak kanıtlandı. 300 kilometre çapında enerji alanı tespit ettiler. Askeri aynen. cihazlarla. Aynen. Şeyleri var, kayıtları var, kanıtları var. Aynen öyle. İklim değişmiş oralarda. Kesinlikle. Fırtınalar yön değiştiriyor, oradan geçmiyor. İşte bulunduğu bölgeden. Bunlar bilimsel olarak güreştikçe artık tabii. daha çok bilimsel kanıtlarla, ispatlarla yani kanıtlanmış bir şekilde karşımıza geliyor ve bu bilgileri aldığınız zaman dünya genelindeki piramitlere, dünya dışı ilişkisi olan şeylerin birbiriyle mesafesine, açısına, uzaklığına baktığınız zaman tümünün aslında tek bir sistemin parçaları olduğunu, global anlamda özellikle çok hassas bir şekilde yapıldığını ben düşünüyorum ve bunun ispatları olduğunu da görüyorum. Ve bunları da elimden geldiğince tespit ettiklerimi de paylaşmaya gayret ediyorum. Şimdi burada çok önemli şeyler var. Mesela Bosna piramidi de 300 metreden yüksek, işte Güneş piramidi var ki beşli bir sistem. Sadece bir tane de değil. Mesela o bölgede deprem olmuyor. Harika bir şey söyledin. Biz bu Golodun piramitlerini şu an Anadolu, Kuzey Anadolu fay hattına belli bir sırayla yapsak, yapsak, dizebilsek onları, çok da basit bir şey. Zor değil. Oradaki, çünkü Rusya'da bunu denemişler, fay hattındaki enerjiyi yavaş yavaş salıyor. Aynen. O gerilimi alıyor. Enerjisi küçük depremlere alıyor. Çeviriyor onu. Kesinlikle. Büyük depremler olan bölgelerde bunu deniyorlar. Orada sismik olarak büyük depremler sona eriyor. Çok minik depremlerle fay hattının evet. enerjisi boşalmış. Ya en fazla 4-4.5'a geçmiyor deprem evet, şeyi. Evet. O piramidal bölgelerin şeyiyle. Müthiş bir şey. Türleri yok olmuş olan. Bitkiler tekrar türemiş etrafta. Evet. Yani demek ki o enerji DNA'da yeniden yazılım yapıyor. O bitkilerin, çevredeki bitkilerin DNA'larında yeniden bir yazılıma yanılmışıyor. Soyu tükenmiş bitkiler ürüyor orada. Yani biz sadece piramit teknolojisini dünyada kullanabilsek, şifa dahil inanılmaz şeyler yapacağız. Tabii yani, ki bana göre piramitlerde yapılan deneyler var. Tabii neler piramit var. Piramit içinde bekletilen suyu tümör kanserli farelere veriyorlar, iyileşiyor. İşte çöp koyuyorsun, kokuşmuyor, mikrobi küflenmiyor, işte süt yoğurda dönüşüyor, işte jilet keskinleşiyor. Ondan sonra Çekoslovakya'da patentini almışlar o şeyin. Piramidin mi? Jilet markası. Ha, bunu yeni duyuyor. O zaman ama tabii jilet de algılanıyor. Varşova Paktı dönemi işte neyse. Yani o devir perde döneminde jilet bulunmuyor oralarda Doğu Avrupa'da. Böyle bir yöntemle jilet keskinleştirici diye patent bürosuna başvuruyorlar. O zamanki adı Çekoslovakya. Bayağı uğraşmışlar ve almışlar en sonunda ama 30-40 yıllık mesele tabii. Yani 30-40 yıl önce aslında insanlar bunların farkındaydı. Benim üzüldüğüm şey hala bilim insanların bunlara böyle saçma deyip geçen bir yoğunluk var. Ve ülkemiz insanları da maalesef bu konuya yeni ısındı. Yeni bu konuların içine girmeye başladı. Ama çok hızlı bir şekilde bu konularda algı yükseliyor. Artık tarihteki saçmalıkları. Yani şu bana göre bir saçmalık. Bu benim düşüncem. Ben bir müzisyen olarak böyle düşünüyorum. Böyle düşünce özgürlüğüyle de bunu ifade edebilmeyi kendimde hak görüyorum.
Yani ilkelden gelişmişe evrim teorisi bana göre hatalı. Yani o hadi bulunamayan kayıp halkaları falan hiç konuşmuyorum. Yani Anunnaki'si, işte 12 sarmalı, 2 sarmalı, şusu busu, bunlar bambaşka konular. Ama ya binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce, milyonlarca yıl geriye gidiyorsunuz. Bugünkünden ileri arkeolojik kazı şeyler var, buluntular var. Yani biz bunları kanal bilgisiyle açıklarız. Yani sen deli misin, şizofren misin der, inanmaz. Ama subjektiftir kanal. Yani milyonlarca yıl öncesi Çorum'daki tekerlek izleri. Nasıl açıklayacaksınız bunu? Yani o milyon yıl önceki maymunlar muz taşımak için mi tekerlekli araç kullanıyordu? Şimdi arkeolojik bulgu değil mi? Bilimsel elle tutulur kanıt değil mi? Nasıl açıklayacaksınız? O zaman bir arkeoloji uzmanının bunları da açıklayabilmesi lazım. Bu soruların da cevabını verebilmesi lazım. Eğer ki veremiyorsa, aldığı eğitim bunu içermiyorsa tabii ki cevabını veremeyecektir. Saygımız sonsuz. Ama bu onun haricindeki her şeyi yalanlaması, karalaması ve saldırması anlamına gelmemeli. Yani diğer multidisipliner bakış açısıyla bilim araştırmayı, soruşturmayı, yeni soruları, o saçma denilecek soruları bile sormayı bilim kabul eder. Eğer siz etmiyorsanız bilimin dışına siz taşmış oluyorsunuz. Bu noktada sıfırdan başlamayı tabii ki bu kabul edecek, bu fedakarlığı yapmak zorunda. Bazı kitaplar çöpe gidecek. Yani. Bunlar kabul edilecek artık. Ya işte Keops piramidinde yine piramide geldik. İçeriye o kral odasına giden koridorda şeyler, kayaların damarları parça, biliyorsun o parça parça granit, kayalar. Evet. Granit şeyler. Damarlar bitişik, yani kesilmiş. Kaya aynen. Damarları birbirini takip ediyor. Şimdi bunu nasıl açıklayacaksın? Yani bir teknolojiyle kesildiği belli. Richard Hawkland var, Amerikalı. NASA'nın danışmanıydı o. Hem Mars programında hem Ay programında jeolojiyle bağlantılı bir şeyler yaptı. Diyor ki ya, piramitteki taşların şeyi diyor, yerine oturuşu uzay mekiğinin dış plakasındaki o şeyler, seramik yapıların birbirine olan oturuşundan daha sıkı. Evet. Bu çok önemli. Bunu söyleyen NASA'nın danışmanlarından önemli bir bilim insanıdır. Richard Hawkman. Bu çok basit bir örnek. Hani en popüler örnekleri piramit meselesi. İşte yine Hint mitolojisine bakıyoruz. Baumastra diye bir cihazdan bahsediyor. Evet. Tünel açıyor diyor. Şey. Bugünkü köstebek dediğimiz araca denk geliyor. Tünel açan bir şeyden bahsediyor. Ve dünyanın her yerinde bahsediyor. De bu tüneller var. Hayır, ne tüneller ya var. Sadece Hindistan'da, çok Türkiye. Kolay, tabii ve şey, mükemmel şekilde açılmış, parçalanarak değil, yani çok yüksek bir teknolojiyle girilmiş. Ben onun plazmayla olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Peru'da ve diğer ülkelerde, Boston piramidindeki o mükemmel kayalarda küreler var biliyorsunuz. Ravne bölgesinde. Tabii. Bakıyorsunuz buna, kayalar eritilmiş. Yani moleküler yapısını inceliyorsunuz, bilimsel olarak söylüyorum. Hakan, o küreler Costa Rica'da da var. Aynen, çok daha yoğun var. Ve dünyanın birçok yerinde var aslında. Birçok yerinde var. Ama en büyüğü Bosna'da. Yani 32 tonluk böyle 4,5 metre yüksekliğinde hakikaten böyle devasa bir kaya. Çok enteresan. Hatta o şeyden Tarkan'dan rica edelim. Şu küçük kayayı bize verebilir misin? Evet. Şimdi izleyicilerden, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Çift görmüyorsunuz. İkiz kardeşim Tarkan Yedican. Hemen tanıtalım. Teşekkür ediyoruz. Bu mesela oradan aldığım bir şey. Ya bu arada yani dünya bir tane Hakan'a hazır değilken iki Hakan'ı nasıl kaldıracak bilmiyorum. Sen devam. İnşallah. Bu gerçekten oradaki eritilmiş kayalardan o arazinin sahibi kırılanlarını alıyor, böyle işte zımparalıyor ve şeye getiriyor. Bakın şu mükemmelliğe bakın. Her tarafı eşit şekilde, hiç başka bir şey yok. Yani damar yok, renk farkı, katman farkı hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Ve bu kürenin, yani bu kürelerden yüzlercesi var. Ve bir tanesi de inanılmaz büyük. Yani bu salondan çok daha büyük. Buradan aldım. Bunun manyetik ve şey testlerini yapıyorum. Yani yaptırabildiğim şeylerde. Elimde bulunsun diye. Çok enteresan enerjileri var. Yani manyetik olarak da çok, oradaki kayalardan çok farklı
şeyleri var, manyetiği. Bunun benim elimde yeterli cihazlar yoktu ama telefonuma yüklediğim böyle 10 tane 20 tane farklı programda bunu gerçekten ölçümledik, denedik. Tabii ki telefondaki programa ben bilimsel bir kanıttır asla demiyorum. Ama bilimsel olarak ölçülse de aynı sonuçların çıkacağını düşündürecek gözümle gördüğüm ölçümler kendi çapımda yapmış oldum. Aynen bunun çok devasalarını, yani 1 metreliği var, 2 metreliği var, 3 metreliği ve 5 metreliği var. Şimdi bakın, bu kaya eritilerek yapılmış. Binlerce yıl önce bir kayayı eritmek için gerekli enerjiyi, ısıyı düşün. Yani son yıllarda görüyorsunuz, bütün ormanlar yakıldı dünya çapında. Evet, yani aylarca ormanlar mahvedildi, katledildi. Peki orada eriyen kaya oldu mu? Yani bu iş odun ateşiyle olacak bir şey değil. Bütün ormanları yakıyorsunuz, yine kayalar erimiyor. Peki nasıl erittiniz bunu? O teknoloji, yani o sadece tahtayı tahtaya sürtüp ateş yakmakla bu kayayı eritemezsiniz. Artı bunu içindeki bileşimleri kontrollü bir şey. Tabii canım. Yani o tek bir şey diyor. Adam yemeğini pişirmeyi bilmiyor ateşte. Kayayı mı eritecek? Evet. Yani paralel, uyumlu, tutarlı bir şey olması lazım bunun. Ama bakıyorsunuz buna, bu arkeolojik bir buluntu değil mi? Soruyorum şimdi. Bakın, kazılmış çıkmış ya da kazılmadan fiziksel, bilimsel bir kanıt değil mi? Bunun moleküler alaşımı incelenmemiş mi? Bunun yapısında eritilme, kayaların eritildiği tespit edilmemiş mi? Bunun gibi Peru'daki kayalar, ondan sonra dünyanın işte Costa Rica'da var, yüzlercesi var. Yine aynı kayalar ve 360 derece bunu yontmak çok zor bir şey. Yani göremediğin bir şeyi, oda büyüklüğünde bir şeyi tam küre olarak yontmak böyle basit bir şey değil. Şimdi bu bakın, arkeolojiyle dünya dışının başka bir moleküler karışım var mı? Var ve bakın şöyle bir şey de söyleyeyim. Bunu herkes kendisi araştırsın. Bilimsel mi konuşuyoruz, bilim dışı mı konuşuyoruz? Lütfen kendileri karar versin. Bunlara deli saçması diyen arkeoloji akademisyen insanlar var bu iddialarımıza. Bunlar deli saçması değil efendim, ben söyleyeyim. Bunların hepsi arkeoloji uzmanlarınca, bilim insanlarınca incelenmiş. Üniversitelerde, bir sürü çeşitli üniversitelerde incelip sonuçları da bilimsel olarak tespit edilip uluslararası kongrelerde yayınlanmış. Bunları ben elimden geldiğince dile getirmeye çalışıyorum. Ve bunun karşılığını soruyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani onlara soruyorum mu? Ben bunu düşünüyorum. Tabii, siz beni karalamak yerine karşısına çıkıp evet, bunun da olayı bu değildir arkadaşım. O belge yalandır, bu adam yalan söylüyor, böyle bir belge yok diyebiliyor musunuz? Hayır. Ve burada çok önemli bir şey var. Bu eritilmiş kayalar nerede var? Baltık Denizi'nin altında bir devasa tapınak var. UFO benzeri. Buna yıllarca UFO denildi ama aslında kayadan bir teraslı, merdivenli, basamaklı tapınak olduğu tespit oldu. Ocean X takımı tarafından. Ve onun yanında aynen böyle mükemmel küreler var. Yine böyle 3-4 metre çapa ulaşan küreler var. Ve bakın, bilim adamları bundan parça alıyor, bilim insanları. Araştırın, görün. Bu aldıkları şey titanyum ihtiva eden çok yüksek teknolojiyle eritilerek kasten yapılmış. Yani hiçbir kaya yapısına, doğal oluşumla özdeşleşmiyor. Kalıbın içinde muhtemelen. Aynen. Yani özel bir evet, şey kullanılıyor kalıp ve kalıba dökülüyor. Bunu evet, nerede kullanılıyorlar? Uzay teknolojisinde kullanılıyor ve dünyadaki en yakın özdeşecek yeri ve şekli ne biliyor musunuz? Bu elimde tuttuğum Bosna'daki şu elimde tuttuğum kayanın orijinal büyüklükte, işte insan boyu ya da böyle bir metre çapında olan Bosna'daki kayaların sadece oradakiyle özdeşleşmesi ve eritilmiş kayaların aynı teknolojiyle yapılmış olduğunun bilimsel kanıtları var. Şimdi soruyorum, bu arkeolojik bir bilimsel kanıt değil mi? Şimdi kendi bilim insanları söylüyor, bu uzay teknolojisi eritilerek yapılmış. O dönemdeki insanlar tarihsel olarak bunu yapması mümkün değil. Ben söylemiyorum. Bu insanlar söylüyor. Ve burada işte bilimsel paradigmanın sınırlarını aştığı işte, için orada bir hemen duvar konuyor. Maalesef. Bir şey var. Yani Davidovits galiba ismi. Geopolimer. Evet, Geopolimer başkanı. Başkanı doğru. Bosna'da da çalışmaları Bosna'da var. Bosna'da çalışmaları var.
Mısır piramitleriyle ilgili de çok enteresan şeyleri iddiaları var. İddiaları var. Yerinde üretildiğini, moleküler yapısını değiştirerek orada kalıp halinde yani taşların bir yerlerden oyulup çıkarılmadığını kesinlikle yüksek teknolojiyle beton tabii. Beton şu anda inşaatlarda kullanılıyor. Aynen ve bakın şu beton işte alın beton bu. Tabii. İnşaatta kullandığımız beton. Yani o da sıvı halde değil mi? Ve taşlaşıyor. Yıllarca bir inşaatımız yapıyoruz. O beton kalitesini yine Jeopolimer Enstitüsü Başkanı o David Davis ve diğer üniversiteler incelediler. Bütün yani YouTube kanalımda mevcut 3,5 saat belgeselini hazırladım. Hiçbir beklentimiz yok. Sadece insanları bilgilendirmek adına. Bakın orada moleküler formülünü bile verdim. Yani bunlar benim uydurduğum şeyler değil. Hani insanları biraz karalarken lütfen düşünün. Bu atıyor mu, uyduruyor mu yoksa bilim verdiği şeyler doğru mu? Buyurun açın izleyin. Oradaki deyin ki bu beton formülü yalandır. Bu böyle bir araştırma yoktur. Ya da böyle bir üniversite böyle bir araştırma yapma diyebiliyor musunuz? Hayır. O zaman doğal oluşum deyip çıkamazsınız işin içinden. Şimdi hangi noktaya gelindi? Son bir şey söyleyeceğim. Tamam. Burada kullanılan o betonun kalitesi, daha doğrusu örnekler alınıyor o Bosna piramidinden, yani o piramidin çeşitli yerlerinden numuneler alınıyor. Kayaya ulaşılıyor. 12 bin senedir şeylerin bir toprak katmanının altında ve zorluklar çıkararak kazılması araştırılmasına engel olunuyor. Ama yine de alınan örnekler farklı üniversitelere türünde en önemli geçerli üniversitelerde inceleniyor. O kadar saf ve kaliteli ki. Günümüzdeki en kaliteli betondan iki kat daha kaliteli ve kırılma direnci çok yüksek, daha yalıtım yüksek. Olarak yalıtım şeyi de seviyesi. Kesinlikle. Tabii manyetiği ve farklı özelliklerini de araştırıyor. Enerji geçirgenliği meselesi. Kim bilir neden bu bileşen. Çünkü bakmak lazım. İşte tabii. Buna bakmak lazım. Şimdi, ama buna bakabilmek için bunu tabii. Maymun yaptı derseniz siz buna hiçbir zaman bakmazsınız. Bunları bana göre maymunlar yapamaz. Ve yapmadılar. Ve bu arkeolojik bir kanıttır ve bunu dünyada birçok arkeoloji akademisyeni açık gönül, ülkemizde de var, çok önemli insanlar var. Ama bazı zihniyetler görüyorum ki sadece çamura izi kalsın da bunları, bu bilgileri gün ışığına çıkartmamak için çabalıyorlar. Sen sadece kendi alanında konuşabilirsin, başka hiçbir alanda ya bakın ben derslerde okutulsun diye bilimsel bir kitap yazmıyorum. Yazdığım kitap benim düşüncelerim. Tabii sen bir yol açıyorsun. Bakın müzisyen olarak ben tabii. Bu bulguları araştırdım hobim olarak. Sizlere sunuyorum. Başka bir niyetim yok. Bakın burada bir anomali var diyorsun. Dikkatleri oraya çekiyorsun. Burayı araştırın diyorsun.